Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün namazla ilgili, daha doğrusu namazı bozan hallerle ilgili bir sorumuz var. Nedir bu haller? Yani namaz kılarken ne yaparsak, ne söylersek, nasıl hareket edersek namazımız bozulmuş olur. Tabi ibadetlerin kabul olması için, sahih olması için, daha doğrusu önce kabul sahih olması için o ibadete mahsus şartlar var. Evet. Bu şartlardan bazıları farzdır, bazıları vaciptir. Bazıları da müfsittir sizin sorduğunuz gibi. Mesela namaz ibadetinin farzlar olduğu, vacipleri, sünnetleri olduğu gibi namazı bozan ve sevabını gideren haller, onlar da namazın mekruhlardır. Mesela dürrül muhtarda ve onun haşiyesi mahiyetinde Reddül Muhtar'da, Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabıdır. Namazı bozan haller, bu namazın müfsitleri diye geçer. Müfsit, ifsad eden, bozan demek. Her ibadeti bozan, fesheden şeyler var. Namazı bozan haller de şu şekilde maddeler halinde bildirilmiş. Birincisi namazda konuşmaktır. Yani birisi selamun aleyküm, ey cemaat dedi namaz kılanlara. Ho ve aleyküm selam dedi de namaz gitti, konuştum. Hatta Mevlana Celaleddin Hazretleri Mesnevisi'nde öyle bir hadise de anlatılır. Dört kişi böyle yolculuk yapıyorlarmış. Bir yol kenarında işte vakit girmiş öğle veya ikindi. Dört de durmuş namaza. Yoldan geçen birisi de demek ki o anda onlar namazda olduğunu anlayamamış. Selamun aleyküm demiş. Bir tanesi aleyküm selam demiş. İkincisi rüküye gidiyormuş. Demiş ya namazda selama cevap verilmez ki, namazı bozuldu senin demiş. Üçüncüsü rüküden kalkıyormuş. Seninki de bozuldu demiş. Dördüncü rüküye gitmiş. Özür dilerim, secdeye gitmiş. Secdede diyormuş ki ya Rabbi diyormuş, ben ne selama cevap verdim ama yüksek sesle konuşarak, ne de diyor aynı şekilde konuştum. Tabii dördün namazda böyle bozulmuş. Demek ki konuşmak namazı bozuyor mu? Bozuyor. Yine mesela camilerde falan oluyor. Özürsüz olarak mesela yapmak. Özürsüz olarak. Yani boğazımıza bir şey takılınca yapınca o bir özür sayılır. Özür sayılır. Evet. Ama hiçbir şey yokken zaten camide birisi bir yaptı mı otomatik olarak hepsinin aynı boğazı gıcık kapıyor. Başlıyor aynı şekilde. Demeye. Ya da birine özürsüz bir şey duyurmaya çalışıp öyle yapmak. Bozar. O da bozuyor değil mi? O da bozuyor. Evet. Boğazından özürsüz öksürür gibi ses çıkarmak namazı bozar. Kendiliğinden olsa bozmaz deniyor efendim. Ama diyelim ki mesela kendisi tek başına namaz kılarken böyle takılma oldu. Ya da balgam geldi. Sesi telaffuz edemiyor. Okuduğu şeyi iyi telaffuz edemiyor. Evet. Onu temizlemek için hatta imam efendi, hoca efendi o şekilde okumasına mani olan şeyi gidermek için yapmasında bir mahsur yok. Namazına zarar vermez. Ve yine mesela namazda, namazı bozan hallerden birisi Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte. Kur'an-ı Kerim'de bildirilmeyen ve hadis-i şeriflerde bildirilmeyen duaları namazda okumak, namaz ibadetinin içerisinde okumak. Mesela kıyamda hadis-i şerifte bildirilen Subhaneke'yi okumak. Besmele, Euz Besmele var. Kur'an-ı Kerim'den bildirilen Fatiha ve Zamm-ı Sureler var. Onları okumak gerekiyor. Rükû ve secdelerde Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği tesbihler var. Kadede ise yine Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam okudukları var. Buralarda Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam okumadığı ayet-i kerimede bildirilmeyen bir şeyi okumaya kalkacak olursak namaz bozuluyor. Veya namazda aynı şekilde böyle diyelim ki ağrı sızı var falan veya sıkıntıyı bildirmek için ah of uf gibi bunları böyle sesli telaffuz etmek de namazı bozar buyuruluyor. Ağrı üçüncü sebebiyle sesli ağlamak. Mesela bir yeri çok ağrıyor falan hüngür hüngür ağlıyor mesela sesli ağlıyor ama. Evet. Ama mesela ağrının şiddetini gözleri yaşarıyor, o bozmaz. Sessiz gözyaşıyla veya cenneti cehennemi hatırlayıp sesli ağlarsa da bozulmaz buyuruyor. Peki hasta elinde olmayarak ah ah of der ve ağlarsa çok hastadır mesela. O zaman yine bozulmaz buyuruyor elinde olmadan ama. Bunlar insanın başına gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Mesela ben hep dikkat ederdim. Böyle fıkıh kitaplarında okurken Allah Allah derdim ya, bu insanın başına gelir mi? Kendi başına olur gelmiştir. Mu yani? Geliyor. İnsanın başına geliyor. Diyelim 50 sene, 60 sene, 70 sene bir ömür varsa bu zaman dilimi içerisinde muhakkak geliyor insanın başına. Mesela yine namazda birisi başımıza gelir bu. Aksırdı. Şimdi normalde aksırdığı zaman elhamdülillah demesi gerekiyor. Bunun elhamdülillah dediğini yanındaki duyarsa o da yerhamdülillah demesi gerekiyor. Kitaplarda anlatılıyor bu. Ama bunu namazda derse, namazda aksırıp elhamdülillah derse veya o elhamdülillah dedi, öbürsü de namaz kılıyor, o da yerhamdülillah dediyse ikisinde namaz bozulur. Namazın dışında hemen cevap vermek üç kere farz-ı kifaye, fazlası müstehaptır.
Yani elhamdülillah dedi, yerhamike Allah demek 3 kere farz-ı kifayedir. Ondan sonra adam aksırıp duruyorsa artık müstahaptır, cevap vermesek de olabiliyor. Mesela kötü haberi inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yalnız bunu genellikle mesela halk arasında ölüm haberi duyduğu zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun ayet-i kerimedir. Öyle deniyor. Öyle şey yapılıyor. Evet. Ama bu genellikle mesela kötü haber. Yani ölüm dışında da kötü ölüm haberler. Dışında, evet. De mesela bir yeri su basmıştır, evet. Selce yapmıştır. İşte çok büyük bir felakette karşı karşıya. Daha çok dü falan. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Denir. Ama bunu namazda söylerse, mesela namaz kılıyordu, birisi geldi dedi ki işte falan köyün aynı şekilde evleri göçmüş veyahut da falan kasabanın aynı şekilde içindeki nehir taşmış, her taraf inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sizin ineklerin hepsi ölmüş falan. Derse namazı bozuluyor, evet. Biliyor. Allah-u Teala'nın peygamberin isimlerini işitince, mesela Allah-u Teala'nın ve bir peygamberin ismi işitince Celle Celaluhu veya sallallahu aleyhi ve sellem demek de namazı bozar. Yani diyelim ki biz namaz kılıyoruz. O arada birisi Allah dedi. Bu da Celle Celaluhu dedi. Namaz. Namaz bozuldu. Mesela birisi Peygamber Efendimiz dedi. Bu da namaz kılıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Veya aleyhisselam dedi. Namaz bozuldu. Bozulur buyuruyor. İmamdan başkasının duasına amin demek. Mesela namaz kılıyor cemaatte. İmam Fatiha-i Şerif'i okudu. Ve Dalin dedi. Ona amin demek sünnettir. Ama bizim imam başka birisi de orada Fatiha-i Şerif'i okudu. Ve Dalin de amin dedi. Bozulur. Evet. Bozulur. Başkasının sözüyle yerini değiştirmek veya yanına gelene onun sözüyle yaraşmak. Mesela geldin baktın. Ya hemşerim sen biraz ileri gitsene. Cemaatle namaz kılıyorsun falan. Onun sözüyle giderse bozulur. Ama kendiliğinden oraya gelene yer açmak için geriye çekilmesi veya bir adım öne geçmesi caizdir buyuruluyor. O şekilde olursa bozmaz. İmamdan başkasının yanlışını çıkarmak da bozar. Yani nasıl olur? Mesela bir ikindi namazı için diyelim ki camiye gittin, daha sonra oraya 3-4 kişi aynı şekilde oturduk. Özür dilerim, bir akşam namazı için gittin diyelim. Orada 3-5 kişi cemaat yaptın, namaz kılıyordun. Birisi de orada Kur'an-ı Kerim okuyordu. Fakat bizim işleyeceğimiz ses de okuyor. Fakat adam okuduğu yerde benim ezberimde. Hata yaptı. Hata yaptı. Hemen dönüp düzeltirsen benim namazım bozulur. Peki aynı yeri imam okusa, orada atlama yapsa veya hata etse, onu düzeltmem. Namaz bana bir zarar vermez efendim. Mesela yine kitaplarda az da olsa, unutarak da olsa, dışarıdan alarak yemek içmek bozar buyuruyor. Yani hem namazdasın, ver şu bardaktan bir su içeyim devam, olmaz o. Bozar. Kur'an-ı Kerim'e veya kağıda bakıp öğrenerek okumak da bozar. Kağıdı koymuşum böyle yanına, namaz kılıyorsun, bir taraftan da böyle okuyorsun. Olmaz, bozar buyuruyor. Namazı bozar mı? Evet, namaza bozar. Namazdan olmayan fazla hareketler de namazı bozar. Rükû ve secdeleri çok yapmak ve abdest almaya gitmek bozmaz. Akrep ilan öldürmek gibi özürlü çok hareketler de bozmaz. Ama hiçbir lüzum yokken elini bir kaldırdın. Bir daha, üçüncü sefer kaldırınca küt diye gider namaz. Onu da akrebi öldürebilir lazım. Miyiz namazdayken? Evet, bozmuyor. Öldürebilir. Hayır, bozmuyor. Ama şimdi akrep dışarı çıktı, biz de peşit öyle değil. Yani o anda yanında bir şeycik var veyahut da aynı şekilde ayağın yanına geldi, bir hamle yaptın. Zaten ilk hamlede öldürmektir onu. İlk evet. Hamlede öldürebilmektir. O bozmaz deniliyor. Mesela tabii bunlar çok da biz zamanımız yettiği nispetle bunu nakledebiliyoruz. Özürsüz göğsünü kıbleden çevirince de hemen bozulur. Mesela diyelim ki arkadan iki kişi biz namaz kılıyor, gösteriyor. Ya bak böyle şey hiç görmedim falan. Döndün geri. Olmadı. Göğsünü çevirdin de namaz bozulur mu? Ben sorayım şimdi, çok sorulan bir şey. Evde küçük çocuk var diyelim. Bizim de başımıza geliyor. İşte namaz kılarken önümüze geldi. Secdeye gideceğimiz yerde oturuyor diyelim. Onu elimizde şöyle kenara alsak namaz bozulur mu? Namaz bozulmaz efendim. Hatta bazen mesela kitaplarda, fıkıh kitaplarında detay bilgi verirken orada deniyor ki çocuğu ikaz mahiyetinde, mesela diyelim ki Allahu Ekber tekbir getireceksin, onu biraz yüksek sesle söylemek. Ha, çocuk baktı ki yani sessiz okuyordu, ses birden yükseldi. Yani çocuğu ikazdır. Buna bile ruhsat verilmiş. Ve hatta önümüze kapandı. Çocuk şimdi annesi babası namaz kılarken onun gibi yapar, gelir pat diye uzanır. Tek elimizde bu şekilde böyle çekmek veya düşecekse tek elimizde hemen tutuvermek de namazı bozmaz. Tabi bu kadar değil namazı bozan haller. Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında daha geniş detaylı bilgi verilmiştir. Biz zamanımız çerçevesi içerisinde bu kadar naklediyoruz efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.